Doktor öğretim üyesi Tuğberk Çitilci, Üniversitase Araştırma Direktörü. 26 Eylül-30 Eylül arası haftalık değerlendirme ve strateji. Ana gündem FED. FED olmadan olmuyor. Tüm yollar FED'e çıkıyor. Geride bıraktığımız hafta FED 75 bas puanlık faiz artışı yaptı. Piyasa zaten bunu biliyordu. Fakat ne oldu da riskten kaçış modu A'dan Z'ye tüm varlıklarda tetiklendi? Bunun nedeni piyasa FED'den 2023 yılında bir faiz indirimi veya gevşeme beklemiyor. Daha öncesinde 2022 yılında zaten faiz artışları sıkılaştırma temasının olacağını biliyordu ama zayıf bir ihtimal 2023 yılında 50 bas puan veya 25 bas puanlık bir faiz indirimi olur. 2022 yılında yapılan faiz artışları enflasyonu düşürme konusunda başarılı olacağı bir baz senaryosu vardı. Fakat geride bıraktığımız hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları dikkate alındığında bu ihtimal devreden kalktı. Onun için Amerikan endekslerinde sert satış, Amerikan 10 yıllığında %4 seviyesine doğru yukarı momentum, dolar endeksinde 115 seviyeleri şeklinde bir panikleme havası devreye girdi. Peki iş tamam mı, devam mı, duruldu mu, durulmadı mı? Durulmadı. Çünkü Fed'in Ekim ayında toplantısı yok ve Ekim ayına kadar başta enflasyon, tarım dışı istihdam, büyüme, perakende satışlar, çekirdek enflasyon, PCE verileri gibi birçok veriyi birikimli bir halde görmüş olacağız Kasım ayında. Ve şu anki gidişatta Fed'in Kasım ve Aralık toplantılarında minimum 75-75 toplamda 150 bas puanlık bir faiz artışı ihtimali oldukça güçlü. Eğer veriler ekonomide soğumaya işaret etmiyor olacak olursa biz tekrar FED'den 100 bas puanlık faiz artışı gelir mi gelmez mi bunları tartışıyor olacağız. Ve bütün bunların sonucunda güçlü dolar, zayıf euro hikayesi. Şu anda dolar endeksi 113 seviyelerinde, piyasa ilk etapta 115 seviyelerini dikkate alıyor ama enflasyon veyahut da ekonomik aktivitede net olarak bir soğuma olmazsa güçlü dolar teması ve Euro'daki FED dışındaki ilave sıkıntılar dolar endeksini 2000-2002 dönemindeki 120-122 bölgelerine doğru taşıma potansiyeli bulunuyor. Zaten bu noktada dolar endeksinin ana güdüsü FED olurken bir de buna ilave olarak gümbür gümbür euro dolar etkisi devreye girecek. Şimdi Euro'da yön net olarak aşağıya. Yeni düşük yakıldı mı? Yeni düşük yakılmadı. Yeni düşü yani şu 0.80'li seviyeleri kim yaktıracak? Ne FED ne ECB, Putin yaktıracak. Putin etkisi. Bu da gaz savaşları. Kuzey yakın bir de gaz tedariğinin düşük seviyede tutulması, devamı veya kesilmesi, gaz fiyatlarında astronomik fiyatlamalar. Ve kış mevsimi devreye girdiği zaman da Avrupa ekonomisi ve parite için ve ECB için en katastrof, en korkulu rüya. Piyasa şu anda ilk etapta 0.95 seviyesini takip ediyor. Bir sonraki noktasında 0.92-34 seviyeleri var. Fakat bu sadece gaz, FED kaynaklı değil. Avrupa tarafında işler siyasi anlamda da karışık. İtalya'da seçimler yapıldı. Seçimlere göre sağ koalisyon önde ve İtalya'nın ilk kadın başbakanı özellikle sıkılaştırma değil politikalarda gevşeme istiyor. Ve bu gevşeme enflasyona neden olacağından dolayı ECB'nin işini zorlaştıracak. ECB zaten Ekim ayında bir 75 bas puanlık minimum faiz artışı yapması bekleniyor. Ama bir de üzerine İtalya devreye girip tahvil piyasasını bozup üzerine sağ koalisyonun ayrılık seslerine bağlı olarak Euro'ya bir de politik etki etkileyecek negatif yönde. Çünkü hafta sonu basında bunları izledik. Avrupa Birliği bayrakları indirilip yerine İtalya bayrakları çekildi. Dolayısıyla Euro-Dolar'da işler çok parlak değil. Yeni düşük yakılmadı ama bu yeni düşük seviyeyi görüyor olacağız. Avrupa'da işler sıkıntılıyken sadece İtalya, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık'taki unsurlar da devreye giriyor ve şimdi yeni bir gündem olarak Birleşik Krallık. Boris Johnson sonrasında
devreye giren hükümet özellikle vergi indirimleri konusunda çok agresif olacak. Ve hafta sonunda Maliye Bakanı'nın vergi indirimleri konusunda daha da gelecek açıklaması Asya seansında pound dolar paritesini %5'e yakın aşağı yönlü çekti. Ve işte Bloomberg terminalde 1971 yılına itibaren başlayıp daha sonra 1.05.20 düşük gördüğümüz 29 Mart 1985'i artık unutuyoruz. Çünkü pound dolarda yeni tarihi düşük seviye 1.03.50 ile görüldü ve tartışmalar başladı Euro dolardaki gibi. Pound dolar 1 olur mu olmaz mı? Şimdi bu noktada teknik anlamda olma potansiyeli oldukça güçlü ama İngiltere Merkez Bankası FED ve ECB'ye göre enflasyon konusunda daha şahin ve agresif olduğundan dolayı faiz artışlarıyla beraber işte minimum 150 bas puanlık faiz artışıyla bu olayın olmamasını sağlayacak. Çünkü hem Avrupa'da parite bir de buna Birleşik Krallık'ta pound'da dolarla eşitliği bir yaptığı zaman da Avrupa ekonomisi tamamen kalıcı, yıkıcı, kavurucu bir resesyona girmiş olacak. Tabii bunun da Türkiye tarafına negatif yansımaları devreye girecek. Amerikan 10 yıllığına bakıyoruz. Şu anda 3.7748 seviyesinde. Uzun dönemli 15.84 zirve ve o pandemi döneminde devreye giren 0.31 diplerden bir Fibonacci baktığımızda teknik olarak 3.97.80. Yani piyasa neden 104 seviyesine odaklandığını bu aslında net olarak gösteriyor. Amerikan endeksleri sert aşağı yönlü hareket ediyor. Nedeni 2023 yılında bir faiz indirimi olmayacak. Faiz artışları devam edecek. Enflasyon yüksek olmaya devam edecek. Bu şirket karlılıklarını aşağıya çekecek. Şirketlerin büyümeleri ve kar seviyesi enflasyon altında kalacağından dolayı riskten kaçış modu. Biz endeksleri satalım, tahvillere geçelim. Zaten S&P 500'ün ileriye dönük 12 aylık temettü verimi şu anda Amerikan 10 yıllık tahvil getirisinin altında. Bu da zaten hisselere neden ilgi olmadığını gösteriyor. Peki burada zaten referans S&P'de 200 günlük basit hareketli ortalama artık çok majör bir direnç seviyesi trend değişimi 4.238 ama şimdilik bu seviyeleri unutalım. Yeni düşük seviyeleri takip etmek lazım. Orası için de çok uzun süreli ortalama 987 günlük basit hareketli ortalama yeşil çizgi 3.564 seviyesi kritik. Ve geçmiş dönemde yani 2020 tepe ve tekrar 2020 Mart'taki dip tepedeki geri çekilme %35.27 seviyesinde. Biz daha şu anda geri çekilmenin %15'ini yaptık. Bu da S&P'de aşağı yönlü hareketi gösteriyor. VIX'e bakıyoruz. Endişe endeksi 30'un üzerinde. Zaten daha öncelerinde 2022 yılında 39'lu seviyeler, daha sonra 37'li, 38'li, 36'lı seviyeler etkin bir şekilde. Hani VIX'in göreceli olarak normalleştiğini anlamamız için ilk etapta 30'un aşağısında 30 ile 25 arasında bir dengelenmesi gerekiyor. Ama bu durum için henüz erken. Ons altın güçlü dolar taması, Fed faiz arttırıyor, nakite geçiliyor, panik satışları devam ediyor. Ve ons altın tarafında da haftalık bazda 233 haftalık basit hareketli ortalama 1.619 seviyesi kritik. Bu noktadan tepki gelecek mi gelmeyecek mi izleyeceğiz. Çünkü ilk etapta 1.626.93 düşük seviyesiyle bu ortalamanın üzerinden bir tepki geldi. Ama şu anda ons altın için kritik seviye 1.619. Diyelim ki dolar endeksi 120 seviyelere gitti. Panik havası daha arttı. Daha katastrof senaryoda ons altında ya bu kadar da olmaz şimdilik dedirtecek fiyat seviyeleri nereler olacak? 300 haftalık basit hareketli ortalama 1.542 seviyesi. Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de hani merkeziyetsizlik unsurdan o da artık FED'e bağlı oldu. DeFi oldu, DeFed. Şu anda işte 19.000 seviyelerine dengelenmeye çalışıyor. Orada da 200 haftalık basit hareketli ortalama 23.424 seviyesi majör direnç noktası. Aşağı yönde de 17.563 var. 300 haftalık basit hareketli ortalama. Zaten bu uzun barı yaptığı zaman da yani 19 Haziran'dan itibaren bu bant içinde genel olarak devam ediyor. Dolayısıyla aşağıda dip neresi dendiğinde 300 haftalık basit hareketli ortalama 23.424 seviyeleri
önemli. Dolar Türk Lirası, dolar Türk Lirası'nda yurt dışındaki dolar endeksi FED temasını biliyoruz. İç tarafta Merkez Bankası geride bıraktığımız hafta 100 bas puanlık faiz indirimiyle politika faizini %13'ten %12 seviyesine düşürdü. Ekim-Kasım-Aralık toplantılarında kuvvetle muhtemel Merkez Bankası'nın minimum 200 bas puanlık daha faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyorum. İlk etapta %10 ama yurt içindeki ve asıl neden olan Avrupa Birliği'ndeki durgunluğun daha da derinleşme potansiyeli dikkate alındığı zaman da yıl sonuna %9'a gelebilecek bir politika faizine de şaşırmayacağımı belirtiyorum. Ama ilk etapta merkezin 200 bas puanlık daha bir faiz indirim alanı bulunuyor. CDS 790 seviyelerinde yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yurt dışı faktörler artı yurt içindeki Merkez Bankası'nın para politikası aksiyonları bunda etkili oluyor. Dolar Türk Lirası'nda aylık enflasyon artı minimum CDS kadar yukarı yönlü hareketler devrede olabilir. Fakat kur yeni yüksek seviyeler yaptığı zaman da kamu erkinin Aralık ayındaki baz etkisini enflasyonda devreden çıkarmamak için bir şekilde devreye girebileceği kur korumalı mevduatın zamanlaması devam ederken çok sert hareketler durumunda kura müdahale edilmesi ve belki zayıf ihtimal olsa bile süper bono tartışmalarının tekrar devreye girdiği bir gündem olabilir. Borsa İstanbul'da bankacılık hisse senetleri tarafındaki aşağı yönlü hareket devam ediyor. Özellikle TSKB, Şekerbank'taki taban çözülmemesi diğer bankacılık hisse senetlerine ve X Bank'a da negatif yönde etkiyi bulunduruyor. Şu anda Borsa İstanbul için 3000 psikolojik seviyesi takip ediliyor. Şu anda 3250-3300 bölgesinde bir dengelenme var. Ama Borsa İstanbul'un TL bazlı genel hareketlerine baktığımız zaman da %33,84'lük bir geri çekilme, 17,86, 20,96, 28,28, 12,13. Hani bu bankalarla başlayan hareketleri daha %15'i devreye girmiş oldu. Hani minimum 12'lik bir hareket vardı. Maksimum %33,84'lük bir hareket vardı. Hani bu %15'in üzerine şuradaki referans alındığı zaman da eğer bankacılık sektöründeki sıkıntı fiyatlama anlamında devam edecek olursa Borsa İstanbul'da da yurt dışı negatif algıyla beraber birleşen satışlar etkin olabilir. Ama tabii bu satışlar bir noktada bitip tekrar özellikle banka hisse senetlerinde ucuzluk teması devreye girecek ama onun için hem yurt içinde Şekerbank, TSKB'deki spot ve future'daki tabanların çözülmesi, vade sonu yani 30 Eylül'deki vade sonu görülüp hasar tespitinin yapılıp ondan sonra hikayeye tekrar ucuzluk girecek mi girmeyecek mi takip edilecek ve bunlara bütün ilave olarak da yurt dışında S&P 500 tarafında panik satışları devreden çıkıp bu 987 günlük basit harekette ortalama 3564 seviyesi üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı onu takip ediyoruz ki zaten şu anda S&P 3700'lerde tepki vermeye çalışıyor. Herkese sağlıklı güzel bir hafta dilerim.